Lider Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. 4 Ekim gündemini aktaracağız. Günlerden salı, yoğun bir gündem sizleri bekliyor. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Neler var bugün bültende? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının ilk genel kurul toplantısı başladı. 10 yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda konuşuldu. Detayları birazdan aktaracağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yasama yılının ilk grup toplantısında salonu 81 ilden gelen 600 genç doldurdu. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Neler söyledi, Yunanistan'ı nasıl uyardı az sonra aktaracağız. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT çalışması teknik olarak bitti. Bakalım detaylarda neler var. Adana ve Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. Mersin merkezli 5 ilde yasa dışı bahisten elde edilen paraları kripto para cüzdanlarıyla başka ülkeye transfer ettiği iddia edilen 18 şahıs da gözaltına alındı. Hepsi ve daha fazlası az sonra Ana Haber Bülteni'nde. Haberin doğru adresindesiniz efendim. Ben Cansu Oktay. Başlıyoruz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının ilk genel kurul toplantısı başladı. AK Parti ve MHP'nin meclise sunduğu dezenformasyon yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda konuşuldu. Birleşimin açılışında 10 basın meslek örgütü temsilcisi de yasayı protesto etmek için siyah maskeler takarak basın locasına girdi. CHP de meclise başörtüsü teklifi sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının ilk genel kurul toplantısı başladı. Olaylı bir şekilde başlayan mecliste dezenformasyon yasasına tepki gösterildi. Teklif halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını içeriyor. AK Parti ve MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu sansür yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda konuşuldu. Birleşimin açılışında 10 basın meslek örgüt temsilcisi de yasayı protesto etmek için siyah maskeler takarak basın locasına girdi. Bu sırada CHP milletvekilleri de gazetecileri alkışlayarak ellerindeki sansür yasasına hayır, basın ve ifade özgürlüğü istiyoruz, anayasaya aykırı yasa geri çekilsin, yalan haber kime göre, neye göre yazılı dövizleri açarak destek verdi. Onun adına da zaten diyoruz havuz medyası. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan duyurduğu başörtüsüyle ilgili 3 maddelik kanun teklifi de yeni yasama yılının ilk genel kurul toplantısında meclis başkanlığına sunuldu. Basın ilan kurumu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda meclis başkanlığına sunulan kanun teklifiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı sevgili izleyiciler. Detayını haberimizde izliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili konuda yaptığı açıklamanın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Açıklamasını bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var diyerek profiline de sabitleyen Kılıçdaroğlu, kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi vereceklerini söyledi. Biliyorsunuz geçen hafta yol arkadaşlarıma yanımda mısınız diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor, yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol. Ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı.
konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamadaysa iktidarın gerçekleştiremeyeceği vaatlerde bulunduğunu iddia etti. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri kendileri iktidarı devralınca tamamlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu da Bay Kemal sözü olsun, o konutlar bitecek, kimse korkmasın dedi. Rusya'dan alınan doğalgazın parasının da ödenemediğini ileri sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yasama yılının ilk grup toplantısında salonu 81 ilden gelen 600 genç doldurdu. Milletvekillerinin koltuklarına oturan gençler, umudun lideri, gençlik seninle yazısı ve aynı mesajın yazıldığı tişörtlerle Kılıçdaroğlu'nu bekledi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gençlerin sürpriziyle karşılandı. Umudun lideri, gençlik seninle yazılı kırmızı beyaz tişört giyen gençler grup toplantısı öncesinde milletvekillerinin sıralarına oturdu. Gençler Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını ve Umudun lideri gençlik seninle yazısı taşıdı. Gençler Kılıçdaroğlu'nu iktidar sloganı atarak karşıladı. İktidar, 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 iktidar. Teşekkür ederim. Sevgili gençler, hoş geldiniz. İktidar istiyorsunuz, iktidar sizin ellerinizde. Beraber, birlikte. Kılıçdaroğlu konuşmasına istek şarkısını seslendirmediği gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener'i anarak başladı. Bir müzisyeni öldürmek, bu kadar kamplaşma, bu kadar kavga toplumu nereye götürecek? Sevgili gençler, Türkiye'yi barıştırmak istiyorum. Türkiye'de huzur olsun istiyorum. Türkiye'de her genç bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında özgürce gezsin istiyorum. Türkiye'de her genç istediği müziği dinlesin, istediği müziği yapsın istiyorum. Türkiye'de her genç düşünce özgürlüğüne sahip olsun. Siyasetçileri yeri geldiğinde rahatlıkla eleştirebilsin. Attığı bir tweet, sosyal medyadaki bir haber dolayısıyla karamsarlığa, kuşkuya düşmesin istiyorum. Yani özgürlük istiyorum. Yani huzur istiyorum. Yani bu ülkede hangi görüşten, hangi inançtan, hangi kimlikten olursa olsun hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun yolunu açmak istiyoruz. Kılıçdaroğlu ardından konuyu 2023 seçimlerine getirdi. 7,5 milyon genç ilk kez gidip sandığa oy kullanacak ve 7,5 milyon gencin tarihsel bir sorumluluğu var. Ya bir diktatör yönetimine kalıcılık sağlayacağız ya da bir diktatör yönetimini demokratik yollarla sonlandıracağız. İkincisi de benimle beraber olmaya hazır mısınız? Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen dezenformasyon yasası teklifine de değindi. Dezenformasyon yasasını getirmelerinin temel amacı saray ve şürekasının ve onun beslemelerinin yaptığı yolsuzlukları kimse yazmasın diye. Mahkemelerden karar çıkarıyorlar, haberlere yasak getiriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin mecliste gerçekleştirilen grup toplantısında yaptığı konuşmada Yunanistan'ı uyardı. Bahçeli, Ege'deki gelişmelerle ilgili olarak hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız dedi. Aramızda yaşayan değerli Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Ege'deki gelişmeleri değerlendirdi. Geldiğimiz bu aşamada Yunanistan'ın Kuzey Ege adaları ile
12 ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Londra'da toplanan bir konferansta Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Osmanlı İmparatorluğu'na bırakılmıştı. İşgal altındaki diğer adalar ise askeri maksatlarla kullanılmamak şartıyla ve silahlandırılmamak kaydıyla Yunanistan'a verilmişti. Aslında bu adaların mülkiyeti değil, yalnızca kullanım hakkı Yunanistan'da kalmıştı. Lozan Anlaşması'nın 12. maddesiyle bu statüko tescil ve teyit edilmişti. Bu anlaşmanın 13. maddesine göre de Yunanistan'ın adaları askeri hedefler doğrultusunda kullanamayacağını hükme bağlanmıştı. Fakat Yunanistan bu hükmü kasten bile bile ihlal ve inkar etmiştir. Mevcut durum itibariyle Kuzey Ege Denizi'nde askersiz ve silahsız olmak kaydıyla Yunanistan'ın kullanımına verilen 9 Türk adasının hepsi A'dan Z'ye asker ve silahla doldurulmuştur. Bu nedenle Kuzey Ege adaları Taşöz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İspara, Sakız, Sisam ve Ahikerya'nın egemenlik yetkisi, mülkiyet hakları, deniz yetki alanlarıyla hava sahası kuşkusuz ve hukuken artık Türkiye'dedir. Aynı şey 12 ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum. Hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz. Hakkımızdan vazgeçmeyiz. Hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların da gözünü oyarız. Bahçeli konuşmasında Mersin'deki polis evine yapılan saldırıda ölen teröristin kimliğinin tespiti için DNA testi yapılmasını isteyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur. Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT çalışması teknik olarak bitti sayın seyirciler. Bu konuda çalışmalar son bulurken müzakereler bitirilip yasa aşamasına geçilecek. SSK'lı ve Bağkur'lu arasındaki prim farkının giderilmesi için de çalışmalar yapılırken staj sigortası düzenlemesi ise merak konusu oldu. Haber kanalı için. Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş dört gözle emeklilikte yaşa takılanlar yasasını bekliyor. Bu konuda teknik çalışma tamamlanırken müzakerelerin son bulup yasa aşamasına geçilmesi öngörülüyor. 99'da biliyorsunuz 99 öncesi işe başlayanların karşılaştığı bir emeklilikle ilgili bir sorunlu. Onların İşte prim gün sayısını doldurmuş olan, yılı tamamlamış olanların karşılaştığı bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili bir problemdi. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız onu. Bakan Bilgin, taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarının Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve meclis takvimine alınacağını ifade etti. Özellikle EYT probleminde sona gelindiğini duyuran Bakan Bilgin, formülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. EYT'lilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise staj sigortasının emekliliğe yansıyıp yansımayacağı. Bu konuda teknik olarak kapsam alındı. Staj ve çıraklıkta yapılan sigortalar bilindiği gibi mevcut durumda emeklilik hesaplarında kullanılmıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda bir çalışma yaptıklarını duyurdu.
Bakalım detayları merakla bekliyoruz, neler olacak EYT'de. Adana ve Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti. Her iki ildeki operasyonda toplam 303 şüpheli gözaltına alındı. Aziz milletimiz, Adana ve Samsun'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği operasyona 2037 polis, 470 ekip, 1 helikopter, 17 hassas burunlu narkotik köpeği katıldı. Bakan Soylu operasyon öncesi Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde şafak vakti polislerle bir araya geldi. Gençlerimizi, insanımızı büyük bir beladan kurtaracağınız bu faaliyet tam 9 aydır narkotik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin ortaya koyduğu titiz çalışma sonucu projelendirilmiştir. Allah yardımcınız olsun. Allah muhafaza etsin. Allah korusun arkadaşlar. Bu konuşmanın ardından özel harekat polislerinin de katılımıyla 229 ayrı adrese baskın yapılıp toplam 303 şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpekleri de baskın gerçekleştirilen evlerde arama yaptı. Bu anlarsa saniye saniye görüntülendi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı hakkında açıklama yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Yalova'da katıldığı bir açılışta ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, uygulanan Türkiye ekonomi modeli dünyaya örnek teşkil ediyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Yalova'da bir tekstil firmasının lojistik merkezinin açılışında konuştu. Bugün burada ülkemizde yatırım alanında öncü sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyim sektörünün güzide firmalarından birinin lojistik merkezi açılışı için bir aradayız. Kurumlar vergisinde güzel ödemeler yapıyorsunuz. Demek ki kazanıyorsunuz. Bakan Nebati elde edilen başarıdan rahatsız olanların olduğunu ileri sürdü. Son yıllarda istihdamda, ihracat ve büyümede elde ettiğimiz başarı ve kazanımlar diğer ülkelerle kıyaslandığında parmakla gösterilecek niteliktedir. Kendinize güvenin. İyi yoldayız. Doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz. Söylediklerimiz birileri tarafından manipüle edilebilir. Ama siz bizi anlıyorsunuz. Biz sizi anlıyoruz. Dünya da anlayacak. Ve çağrılar, bu ülkeden çıkan çağrılarla mutlaka aynı frekansta buluşacak. Buna inancımız tamdır. Tüm olumsuz küresel koşullara rağmen inançta ve ter dökerek kaydettiğimiz başarıları sindiremeyen bazı çıkar odakları ve onların gürültücü elemanları bugün hop oturup hop kalkmaya devam ediyorlar. Nebati yeni ekonomi modeline de değindi. Türkiye ekonomi modelinin sadece Türkiye'ye değil dünyaya büyük bir örneklik teşkil edeceğini ve bu sancılı dönemin tüm dünyanın sancılı bir şekilde geçtiği bu dönemi en iyi şekilde geçeceğimizi biliyoruz, inanıyoruz, ifade ediyoruz. Onun için buradayız. Büyüyeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam yaratacağız. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun adına isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverin bağışıyla yaptırılan ilkokulun açılış törenine katıldı. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada eğitim yatırımları hakkında da bilgi verdi. Sayın Bakanım. Eyüp Sultan Göktürk Mahallesi'nde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu adına 32 derslikli bir ilkokul yaptırıldı. Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim olanaklarını bünyesinde bulunduruyor. Okulun açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun yapılmasını emeğe geçen, isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Bakan Özer açılışta yaptığı konuşmada eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. 19 milyonun üzerinde öğrenci var, 1.2 milyon öğretmen var, 57.108 tane okul var, 146 bin bina var. Eğitim, öğretim ve hazırlık için Türkiye'nin dört bir köşesinde 4506 tane okulumuzun büyük onarımını tamamladık.
198 tane yeni okul binasına eğitim öğretimini hazırladık. Köylerdeki atıl duran köy okullarını aktif hale getirmek için 2-3 ay gibi kısa sürede 1700'e yakın köy okulunu köy yaşam merkezlerine dönüştürerek vatandaşlarımızın çocukları ve kendileri için aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak hizmete geçirdik. Bakan Özel, velilerle okullar arasındaki maddi ilişkiyi tamamen ortadan kaldırdıklarını söyledi. Milletin gündeminden ya okula kayıt yaptırmak istiyorsan bağış yapman gerekir, okulun Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyacını karşılayamıyor algısını yerle bir edelim. İşte onun için ilk kez tüm okullarımıza temizlik, kırtasiye, küçük onarım, donatım, laboratuvar ihtiyaçlarını kendileri giderebilecek şekilde yaklaşık 4 milyar TL'lik bütçe gönderdik. Yani siz değerli velilerimizle okullar arasındaki parasal ilişkiyi de ilk kez ortadan kaldırmış olduk. Bakan Özer İstanbul'la ilgili verileri de paylaştı. İstanbul'un artık Eyüp ilçesinden diğer ilçelerine kadar 39 tane ilçesinde eğitimle ilgili o kronik olan problemlerin hepsini inşallah çözeceğiz. Öğretmen ihtiyaçlarıyla ilgili de gerçekten çok ciddi adım attık. 20 bin öğretmeni son atama yaptığımız her atamada 15 bin öğretmenin %50'si 7500'ünü, 20 bin öğretmen atamasının %50'sini 10 bin öğretmene hep İstanbul'a verdik. Bir de en son atamada 2500'ü verdik. Dolayısıyla 20 bin öğretmeni ilk defa İstanbul'da buluşturmuş olduk. Zaman zaman karşılaşıyoruz sayın seyirciler. İslamofobi. Son zamanların popüler artık terimi haline geldi. Ne demek peki? Dini değerlere saldırı, kin ve nefret demek. 26 Eylül günü de iki kişinin alkol sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği o görüntüler Müslüman aleminde hem üzüntü hem de öfkeye yol açmıştı. Hassas değerlerimize saldırı. Olaydan sonra gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandılar bugün. Müslüman aleminin kutsal kitabına saldırdılar. Dini inançlara alay edip üstüne küfür ve hakaret ettiler. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın gönderdiği. 26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler izleyenleri şoke etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde içki sofrasındaki şahısların dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan kişiyi videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. Şahısların daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi. Görüntülere tepki almasının ardından Kur'an-ı Kerim'e saldıran iki şüphelinin yakalanması için harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Bir tane verdi ben de yakın dedi. Durdu. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler iki şahsı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Kur'an yırtıyor. Çekiyor musun? Çekiyorum. Kur'an'ı göster önce. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyasından haberi İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatıyla gözaltına alındılar notuyla paylaştı. Emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü oldukları için olayı hatırlamadıklarını ileri süren iki şüpheli sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35'i gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin FETÖ'nün eğitim yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtildi. Fethullahçı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı verilen 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheliden 35'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan şüphelilerle ilgili elde edilen bilgi ve belgeler de gün yüzüne çıktı.
Buna göre Üsküdar ilçesinde faaliyet yürüten bir dershanenin tedbir olarak örgütle bağlantısı olmayan bir şahıs adına kurulduğu, burada görev yapan yöneticiyle öğretmenlerin ise FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Mersin merkezli 5 ilde yasa dışı bahisten elde edilen paraları kripto para cüzdanlarıyla başka ülkeye transfer ettiği iddia edilen 18 şahıs gözaltına alındı. 54.654.443 dolar değerinde Bitcoin kripto paranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği tespit edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen kripto para cüzdanlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yasa dışı bahisten elde edilen 54.654.443 dolar değerinde Bitcoin kripto paranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği tespit edildi. Bu cüzdanları kullanan 23 şahsı tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Antalya'da geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Muratpaşa ilçesindeki falezlerde inşa edilen kaçak iskele ile ilgili yeni bir adım atıldı. Birinci derece doğal sit alanı statüsündeki kayalıklarda yapılan iskelenin tamamen sökülmesine karar verildi. Antalya'nın falezlerindeki yapılar dikkat çekiyordu ki Muratpaşa ilçesindeki iskele için karar verildi. Geçtiğimiz dönemlerde sık sık gündeme gelen kaçak iskele inşaatı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddiaya göre Muratpaşa Belediyesi'nin 300 bin liranın üzerinde cezai işlem uygulamasıyla alanın eski haline döndürülmesine karar verildi. Lara Caddesi Erenkuş mevkiindeki falezlerde inşa edilen yapı bölge halkı tarafından da oldukça tepki çekiyordu. Fakat çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Bölgenin dik kayalıkları ise ileride yaşanabilecek tehlikelerin göstergesi haline gelmişti. Muratpaşa Belediyesi tepki çeken iskelenin tamamen sökülüp falezlerin eski haline getirilmesine karar verdi. Söküm çalışmaları böylece başladı. Vatandaşların iskeleye karşı tepkisi ise değişmedi. Bizimle övünceye gurur duyacağı bir vatan böyle bırakılmaz herhalde. Ne diyeceğim, bunlar bu arkadaşlar kendilerine yakıştırıyorsa benim diyeceğim şey yok yani. Antalya gibi dünyanın penceresi olan bir şehirde. Yani Atatürk boşa dememiş şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir. Ama böyle güzellikler talan edilmemeli diye düşünüyorum. Sert kış aylarının gelmesine kısa bir süre kala otomobiller bakıma çekilmeye başladı sayın seyirciler. Otomobil tamir ustaları konunun önemine dikkat çekerken erken yaptırılacak bakımın hem canımızı hem de cebimizi koruyacağını söylüyor. Otomobil sahiplerinin dikkatine kış girmeden yaptırılan bakım hem canınızı hem cebinizi koruyor. Ustalar arabanızın kış bakımını geç kalmadan yaptırmanızı öneriyor. Şimdi kışlık bakımlarda yapmamız gereken ilk şey araçların antifrizleri kontrol edilmesi, buzlanma riskinin önlenmesi, aynı zamanda motor yağların, yağ filtrelerin vesairelerin bunların bakımların yapılması, lastik ölçülerin, bu çok önemli, lastiklerin bakılması gerekiyor. Ön düzenlerin kontrol edilmesi, fren baratların gözden geçirilmesi, bu takım şeyler yani sileceklerin özellikle sileceklerin gözden geçirilmesi gibi servislerde genel rutin bakımları tam anlamıyla yapılması lazım. Araçların hem maliyet açısından hem ekonomik açıdan yani güvenli ve iyi bir iş olacağını şey yapıyorum ben size anlatmak istiyorum. Araçlar için en önemli konuların başındaysa antifriz geliyor. Önemsenmiyor ama araçlarda yaz kış antifriz olması lazım. Soğuk bir yere gittiğiniz zaman araç motor buzlama yapıyor. Buzlama yaptığı zaman motor patlıyor. Motor yani çok büyük masraflar çıkıyor. Yani motorun buzlandığı zaman buzlanma yaptığı zaman su genleşiyor. Genleştiğinde en ufak bir hatalı olan yerleri patlatıyor yani. Conta yakma durumu motor yeme dediğimiz o yani. Motor ilk defa isteme durumuna kadar gidebiliyor. Kış bakımının maliyeti ise şu şekilde. Aşağı yukarı 1500 lira civarı. Yani bu yağ bakımları, fren baratları kontrolü. İşte bir de arabanın durumuna bağlı yani değişmesi gereken parçalar neyse bunlar hep ekstra artı olarak şey olur. Bakım olarak aşağı yukarı 1500 lira civarına falan mal olur. Özel günleri seviyoruz sevgili izleyiciler ve onların en sevimlisi aslında bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Onların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak ya da kirleterek bozmadığımız
tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle Fatih'li dostlarımızın günü kutlu olsun. Belki de onlar için sevmekten ziyade yapabileceklerimiz daha fazladır. Bakalım neler. 4 Ekim dünyanın en masum, en savunmasız canlıları, hayvanları koruma günü. Daha bilinçli, daha saygılı bir toplumla onlara sahip çıkabiliriz. Can dostlarımızı bir gün değil her gün koruyalım. Bana kalırsa ne yazık ki bugün de hayvana şiddet, işkence, terk etme gibi eylemler devam ediyor. Hiç son bulmuyor, hiç son bulmayacak gibi devam ediyor açıkçası. Güzel bir gün, anlamlı bir gün. Ama isteriz ki tabii ki bu yerini bulsun. Yerini bulmadığını görünce bizler hayal kırıklığına uğruyoruz, üzülüyoruz. Antalya Can Dostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, geçtiğimiz gün sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezine giren pitbull cinsi köpeklerin kedilere saldırmasını değerlendirdi. Yeni kanunlar aslında çok etkili ama ne kadar uygulanıyor bunu tartışmak lazım. Çünkü şu anki mevcut yasamızda her bakım evinde 24 saat veteriner bulundurma zorunluluğu, nöbetçi bir güvenlik bulundurma zorunluluğu var. Ancak demek ki bakım evinde kimse yoktu ki gece böyle bir üzücü olay yaşandı. Biz çok üzüldük. Yani belediyeler de kanunlara uymaz ise, onları koruyamazlar ise kim ne yapacak hayvanlar için merak ediyorum. Arife Yanık hayvanlar için en güzel çözümün yaşam alanları olduğunu söyledi. Hayvanlar kendi hallerine bırakılsınlar. Yani ne derneklerin uktesinde olsun ne de belediyelerin. Özellikle belediyelerin zaten istemediği bir konu açıkçası. Hayvanlar belediyeler için bir külfet. Türkiye'de şu an 10 milyon sokak hayvanı var. Bu kadar hayvanda sahiplenecek kişiler olmadığı için belki kırsal alanlarda onların yaşam alanları, yani onları kapatmadan yaşayabilecekleri bir alan oluşturulursa her şehirde, insanlar oraya beslemeye giderse, besleme bölgeleri oluşturulursa, belediyeler de maddi destek sağlarsa, mama gibi, tedavi gibi, bu iş çözülür diye düşünüyorum. Hayvan sahiplerinin bilinçli olmasıysa en önemli konu. İyilik değil, aslında kötülük yapıyorlar. Her hayvan toprağa basmayı, bir ağaca dokunmayı, tırmanmayı ister ve ihtiyacıdır da yaratılışları gereği. Bunun dışında işte yeni kanun çıktı. Yine benzer bir üzücü olay yaşadık. Yasaklı ırkların ağızlıksız gezdirilmemesi yönünde. Daha önce de çocuklara saldırılar oldu, hayvanlara oldu. Yani bu yönde de hayvan sahiplerinin bilinçli olmasını istiyoruz. Böyle bir hak tanındı. Biz bunu yıllardır istiyorduk. Serbest olmasını, yasaklı ırkların da sahiplenebilmesini. Ama şimdi bunu suistimal etmemeliyiz. Eğer ağızlık takılsın deniyorsa kurallar boş yere konmuyor. Gerekli olduğu için konuyor. Gaziantep lezzetleri 6 Ekim'de Bursa'da görücüye çıkacak. Bu yıl 400 binden fazla ziyaretçi beklenen yiyecek şenliğinin basın lansmanı gerçekleştirildi. Bursa'da Gaziantepliler Derneği geleneksel hale dönüşen yiyecek şenliğinin lansman toplantısını düzenledi. Gaziantep'in kendine has lezzetlerinin yer alacağı şenlik ikinci kez Bursa'da 6-9 Ekim arasında Çarşamba Parkı'nda düzenlenecek. Geçen yıl ilki düzenlenen şenliğe 250 binden fazla vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Bu yılsa 400 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Gaziantep Dernek Başkanı Bilal Şengüloğlu şenliğin detaylarını paylaştı. Bu yıl ikincisini farklı bir konseptle, yiyecek şenliğiyle dünyanın UNESCO dalında, UNESCO gastronomi dalında mirası listesine, UNESCO gastronomi mirası listesine giren tek şehirdi. Daha sonra Hatay vesaire alındı. 600 çeşidin üzerinde yemek çeşidimiz var. Katmeriyle, burma kadayıfıyla, normal fıstıklı kadayıfıyla, baklavasıyla, çeşit çeşit kebaplarıyla, onlarca sayabilirim, cartlar kebabıyla, yani birebir Gaziantep'i yansıtmaya çalıştığımız, Gaziantep'in yemek kültürünü, özellikle yiyecek şenliği olarak düzenlediğimiz için yemek kültürünü yansıtmak adına inşallah bu ürünleri daha birinci sınıf malzemeyle diğer fuarlardan ayırarak güzelce Bursalılara, Bursa halkına hizmet edeceğiz. Başkan Şengüloğlu, Gaziantepli vatandaşların şehre katma değer katmak için çabaladığını söyledi. Gaziantepli, Gaziantep'ten çıkarken, göç ederken hayallerini gerçekleştirmek için, üretmek için, o şehrin katma değerine, sosyaline, kültürüne, sanatına, sporuna katma değer katmak için çıktı. Gaziantep'te hayallerin insanıdır. Beni de mesela birçok dönem hayalperest olmakla suçlamışlardır ama
projelerimi gerçekleştirdiğim zaman hayal olmadığını, emek verilirse, çaba harcanırsa bunların gerçek olduğunun en büyük nişanesini inşallah 6-9 Ekim tarihlerinde çarşambada göreceğiz. Ve sırada yurttan derlediğimiz haberler var. Türkiye turuna gidiyoruz. ...60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımları ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla hizmet veren Nilüfer Caner 100 Yaş Evi ve Fethiye 100 Yaş Evi üyeleri farklı etkinliklerde bir araya gelmeye devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karaya oturan ve kurtarıldıktan sonra tersaneye götürülmek istenirken batan balıkçı teknesi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor. Esenler Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar hayvanlar için yaklaşık 1000 adet yuva yaptı. Etkinlikle hayvan hakları konusunda farkındalık sağlandı. Sivas'ta kaynak suyuyla yılda yaklaşık 450 ton organik tuz üretimi yapılan tuzla yanlış düzenlendiği iddia edilen çevresel etki değerlendirme raporu nedeniyle harabeye dönüştü. Beykoz'da sahile balık tutmak için gelen vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı. Herkesi şaşkına çeviren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapadokya'da bulunan müze ve ören yerlerini 2022'nin ilk 9 ayında 3.116.993 yerli ve yabancı turist ziyaret ederek tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı ve altın yılı olarak kabul edilen 2019'un aynı dönemini geride bıraktı. Samsun'da siber polisi küçük yaştaki kız çocuklarına internet üzerinden tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı Ankara'da yakaladı. Samsun'a getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya'da satılan evin yeni sahibinin ricasını kırmayarak evden çıkan adam parka taşındı. Kendisine uygun yeni kiralık ev bulamayan adam birlikte yaşadığı iki çocuğunu da ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderdi. Çaresiz adamın tek isteği ise ev kirasını ödeyebileceği yeni bir ev. Antalya'nın Kepez ilçesi Gündoğdu mahallesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Tekin Dalmış, kiralık olarak kaldığı ev başka birisine satılınca evi yeni alan kişinin ricasını kırmayarak evden çıktı. Kendisine kalacak yeni kiralık bir ev bulamayan 51 yaşındaki Dalmış, eşyalarını mahallede bulunan parka taşıyarak burada kalmaya başladı. Dalmış, çocuklarını ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderince iyice boşluğa düştüğünü belirtti. 4 tane çocuğum var. Annesi gittikten sonra kızım ve oğlum, onlar da onun yanına gittiler. Hani yalnız kalmasın diye. 2 küçük çocuğuma ben bakıyorum. Bütün mahalle biliyor. Herkes ne kadar iyi baktığımı biliyor. Onlar benim her şeyim. Dünyadaki benim her şeyim. Ben 3 gündür buradayım. 3 gündür onları göremiyorum. Bana dünyaları verseler bir şey değil. Çaresiz adamın tek isteği ise kirasını ödeyebileceği yeni bir ev. Kimseden para pul istemiyor. Benim tek istediğim çocuklarımı temiz geçindirebilecek böyle tuvalet banyosu olan tek oda istiyorum. Tek oda başka bir şey değil. Tek oda. Devletin verdiği sedye yardımı bana yeter. Ben idare ederim. Son kira artışlarıyla birlikte mağdurların sayısı da günden güne artıyor maalesef sevgili izleyiciler. Antalya'nın Kaş ilçesinde minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 62 yaşındaki dede ile 2 yaşındaki torunu maalesef hayatını kaybetti. Ve kazada 4 kişi de yaralandı. Çarpışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kaza geliyorum demedi. Kaş istikametine giden minibüsle karşı yönden gelen otomobil Yeşilköy mahallesinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza şiddetiyle otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü 62 yaşındaki Durali Erdil olay yerinde, 2 yaşındaki torunu Miray Erdil ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada minibüs sürücüsüyle diğer araçtaki Erdil'in 8 yaşındaki torunu ve 2 turist yaralandı. 4 yaralı devlet hastanesine tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması yer aldı. Antalya'da yaşayan 12 yaşındaki serebral palsi hastası Mehmet Ercan Sönmez. Geçirdiği 18 ameliyatın ardından konuşmaya ve tekerlekli sandalye ile okula gitmeye başladı sayın seyirciler. Evde yaptığı yaprak sarmalarını satarak ilk adımını attıran fedakar anneye valilikten de destek geldi. Semra annenin hikayesini izliyoruz. 12 yaşındaki serebral palsi hastası Mehmet hem konuşmaya hem de okula gitmeye başladı. 13 aylıkken serebral palsi teşhisi konulan minik Mehmet Ercan Sönmez'in zorlu tedavi süreci 11 yıldır devam ediyor. Anne Semra Sönmez ve doktorların çabasıyla Mehmet 4,5 yaşında az da olsa konuşmaya ve yürümeye başladı. Eşinden ayrı olan ve hayatın yükünü tek başına omuzlayan anne Semra Sönmez, çocuğuna en iyi tedavi imkanını sağlayabilmek için gündelik ev temizliklerine gitti, evde yaprak sarması sattı. Minik Mehmet artık okula gidebiliyor. Mehmet daha ağır durumdaydı. Fakat bundan sonraki dönemde gerek benim çalışmalarım gerek de işte katkılarla Mehmet şu an adımlama dönemine girdi. Çok yoğun bir fizik tedavi, özel eğitim, ergoterapi, yüzme dersleri aldı. Şimdi işte artık adımlama aşamasında. Ameliyatlarımızda son aşama bir tane kaldı. Onun dışında hiçbir sorunumuz yok. Valilik desteğiyle Mehmet için kampanya da başlatıldı. Şimdi robotik dediğimiz bir cihazımız var. Bunun için bir valilik kampanyamız var. Bu devam ediyor şu süreçte. Son bir aya girdik. Büyük bir miktarını hallettik. Cihaz da geldi. Geri kalan miktarla da Allah izin verirse Mehmet artık yürüyebilecek kapasiteye gelecek o cihazın sayesinde. Minik Mehmet'in en büyük hayali ise meslek sahibi olmak. Benim hayalim buydu. Meslek sahibi olmak ileride annemsiz. Yani ekmek parası kazanmak istiyordum ileride. Semra anneyi ve sevgili Mehmet'i yakından tanıyan biri olarak onların bu mücadelesine yıllardır da tanıklık ediyorum sevgili izleyiciler. Yaprak sararak, reçel yaparak, erişte keserek yıllardır çocuğuna fizik tedavi masraflarını karşılamaya çalışan özverili bir anne. Kendi sağlık sorunları da var ama hayatını Mehmet'e adamış bir annenin hikayesini izlediniz. Valilik onaylı hesap yeni çıktı ve o hesaba yapacağınız her destek Mehmet'in yürümesi için bir adımda sizden olacak. Herkesi bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Mehmet artık 13 yaşında. Yavaş yavaş ergenliği de artık başladı ve isyanları da başladı. Herkesin destek olmasını bir kez daha rica etmiş olalım bu ekranlardan. Antalya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 384 milyon lira olduğu tahmin edilen sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kepez'de bir şahsın bonsai maddesini sıvı hale getirip A4 kağıdına emdirerek sahil bölgesindeki turistik tesislerde piyasaya süreceğini tespit eden jandarma ekipleri şüphelinin kullandığı araç ve ikametinde arama yaptı. Yapılan operasyonda 3 milyon 840 bin kullanımlık uyuşturucu maddeyle çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 384 milyon Türk lirası olduğu açıklandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı sayın seyirciler. Sürücüsünün sağa çekerek indiği araç kullanılamaz hale geldi. Manavgat'ta seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olay Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü otomobilini yolun sağına çekip 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürürken otomobilin motor bölümü tamamen yandı. Araç sürücüsü Bünyamin Arslan evinden çıktıktan 500 metre sonra otomobilin aniden yanmaya başladığını söyledi. Ülkemizde bunlar yaşanırken bakalım dünyada bugün neler olmuş? Dünya turu var sırada.
2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu. Ödülü kuantum bilgi bilimiyle ilgili çalışmalarıyla Alain Aspect, John Clauser ve Anton Seilinger kazandı. İngiltere Başbakanı Liz Truss, İsrail'in muhafazakar dostları etkinliğinde yaptığı konuşmasında "Ben büyük bir Siyonistim, büyük bir İsrail destekçisiyim" dedi. Ekvador'da bir hapishanede çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer olayın yerel ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilgili olduğunu belirtti. Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde valilik binası önünde toplanan protestocular valilik binasını ateşe verdi. Çıkan olaylarda 30'dan fazla güvenlik mensubu yaralandı. Somali'nin Hiram bölgesinde düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Almanya'da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme günü olan 3 Ekim'de camilerde düzenlenen Açık Cami Günü etkinliği yoğun ilgi gördü. Bu yılki etkinlikte enerji krizine dikkat çekilerek teması sınırlı kaynaklar, büyük sorumluluklar oldu. Büyük okyanusta oluşan Orlen kasırgası kategori 1 kasırga seviyesinde Meksika'yı vurdu. Karaya inen Orlen bölgede şiddetli yağışlara ve fırtınaya neden oldu. Ve hayata dair. Rize'nin Çayeli ilçesine gideceğiz sevgili izleyiciler. Ve oraya bağlı Sarısu köyüne. Çakıroğlu mahallesinde yaşayan Mehmet ve Rabia Çakır çiftinin Down sendromlu 33 yaşındaki kızı İlknur Çakır'ın evlenmek istemesi üzerine aile harekete geçti. Kızının isteğini yerine getirmek için aile arasında evde bir düğün merasimi yapıldı. Genç kızın mutluluğuysa yüzleri gülümsetti. Evet kızım. Tamam bekle. Otur kızım, otur, otur, otur. Ve kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Bizden sonra Bursa stüdyolarımızdan canlı yayınlanan ikili oyun var ve hemen ardından bu akşam bizim görüş akşamı saat 21'de gazeteciler Ahmet Demir ve Mustafa Kozak'la birlikte gündemi değerlendireceğiz efendim. Kaçırmayın deriz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.